Merhaba sevgili izleyiciler, 9-15 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, evet Nisan'ın ikinci haftasındayız. Bu hafta gökyüzünde genel anlamda olumlu gezegen hareketleri var. Evet, Merkür Retrosu devam ediyor. Bu hafta da devam edecek. Ama ayın 15'inden itibaren, hafta sonundan itibaren artık Merkür Retrosu sona erecek. Bu da son zamanlarda bizim için hayatımızda engellenen, tıkanan iletişimle ilgili konular varsa bunların biraz daha artık çözülmesine, hızlı ilerlemesine imkan verecek. Bu haftayı biraz böyle hazırlık dönemi olarak geçirin. Diğer gezegenlere baktığımızda çok güçlü olduklarını görüyoruz. Güneş yücelim burcunda, Koç burcunda. Venüs çok güçlü olduğu kendi burcunda, Boğa burcunda ilerliyor. Satürn kendi burcunda, Oğlak burcunda. Mars yine yücelim burcu Oğlak'ta ilerliyor. Plüto Oğlak burcunda. Tüm bu gezegenler genel anlamda bu haftayı verimli ve güçlü bir hafta olarak tanımlamamıza, yorumlamamıza imkan veriyor. Evet, haftanın ilk günlerinde ayın Kova burcu geçişi var. Biraz daha böyle evrensel ve toplumsal konulara odaklanabiliriz. Özgürlükleri, bireysel hak, hukuk, adalet gibi konuları daha fazla önemseyebiliriz. Bilimsel konular, teknolojiyle ilgili konular, sosyal medya, bilişim sektörüyle ilgili kavramlar, arkadaşlarımız, grup çalışmaları, yapılacak etkinlikler, gelecekle ilgili planlar, programlar, projeler öne çıkabilir. Daha idealist başlıyoruz bu haftanın ilk günlerine. Perşembe ve Cuma günü ay Balık burcunda. Bizi biraz daha içe dönük yapabilir, daha duygusal yapabilir, daha manevi konulara ilgi duyabiliriz. Spiritüel konularda ilgilenebiliriz. Sanatsal konular, hobiler, yaratıcı çalışmalar için olumlu günler. Venüs'ün, Boğa burcundaki Venüs'ün genel anlamda hayattan doyum sağlama, keyif alma, güven ve huzur duyma ihtiyaçlarımızı öne çıkardığını hissediyoruz. Bu hafta bunları sağlama konusunda, bunlara ulaşma konusunda da yine Venüs destekleyici olacak. Çünkü Venüs'ün Oğlak burcunda ilerleyen Mars'la, Plüton'la, Balık burcundaki Neptün'le çok güzel temasları var. Özellikle hafta ortasından itibaren bunlar etkinleşecek. Bunlar bizim dünyasal isteklerimizden, arzularımızdan daha fazla tatmin olmamızı, bazı hedeflerimize ulaşmamızı, kendimizi güvende, huzurlu hissetmemizi, güçlü hissetmemizi, parasal anlamda, iş, kariyer gibi konularda tatmin olmamızı sağlayacaktır. Yardımlar alabiliriz çevremizden, destekler alabiliriz. Kişisel değerlerimizi, yeteneklerimizi kullanma imkanı ve bunların sonucunda maddi manevi olumlu geri dönüşler, takdir edilme, onaylanma gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Bu da bize daha güven verecektir, daha huzur verecektir. Evet, haftanın geneline baktığımızda bu haftayı önümüzdeki ay, hafta başı doğacak Koç yeni ayına bir hazırlık olarak değerlendirmekte fayda var aslında bakarsanız. Elimizdeki değerleri, elimizdeki imkanları bir gözden geçirip onları bir toparlamak, onları bir düzenlemek için iyi bir dönem. Merkür de retronun sonlarında olduğu için hazırlık yapmak için iyi bir dönem. Son rötuşları yapmak için iyi bir dönem. Belki de daha önceden değerlendiremediğimiz, yarım kalmış işleri tekrar ele alıp, onları tekrar hayata geçirip tekrar değerlendirmek konusunda yeni fırsatlar karşımıza çıkabilir. İşte bu Koç yeni ayı Uranüs etkili bir yeni ay olduğu için bu sürpriz imkanları, sürpriz olanakları bize verebilir. Lütfen Koç yeni ayı videomuzu linki tıklayarak detaylı izlemeyi unutmayın. Evet, bu yeni ay ayın 16'sından itibaren Merkür Retrosu da düzelecek. Bizim cesaretimizi, özgüvenimizi, motivasyonumuzu arttıracak ve belki de bir süredir yapmak isteyip de yapamadığımız işlerimizi, projelerimizi hayata geçirip onları tamamlamamız, sonuçlandırmamız için bize gerekli imkanları verecek gibi görünüyor. Evet, haftanın geneline baktığımızda kısa kısa burçlara da bir değinirsek, sevgili koçlar, Merkür burcunuzda retro hareketimi sürdürüyor. Bu hafta yine kendinizle ilgili sorgulamalar, düzenlemeler içerisinde olabilirsiniz. Bilinçaltınızla ilgili konulara odaklanın. Ve özellikle hafta sonundan itibaren önümüzdeki hafta başı doğacak burcunuzdaki yeni aydan önce lütfen hayatınızdan artık tamamen çıkarmak istediğiniz konular varsa onları bir böyle tespit edin. Bir yenileyin, bir çıkarın, bir temizleyin, bir tazelenin. Ve yeni aya da yeni enerjilerle başlama imkanı sağlayın. Artık Uranüs burcunuzdan ayrılmak üzere ve
Uranüs'le birleşen bir yeni ay Koç burcunda doğacak. Belki de bu Uranüs'ün hayatınıza sokacağı son bir değişim, bir yenilik fırsatı, bir özgürleşme imkanı olacak. Bunu iyi değerlendirmeye çalışın. Bu haftayı hazırlık olarak değerlendirin. Para konularında destek alıyorsunuz. Genel anlamda etrafınızdan, yakınlarınızdan maddi manevi güven alabileceğiniz, destek alabileceğiniz bir haftadasınız. Kariyer anlamında da güçlü ve hedefleriniz var. Bunlara da iyi odaklanın. Onlarda da gerçekten yeteneklerinizi ifade edebileceğiniz, kendi değerinizi ispatlayabileceğiniz imkanlar karşınıza çıkabilir. Sevgili boğalar, Venüs zaten size bu hafta destek olacak. Güzellik, estetik, sanat, aşk, ilişkiler, para. Evet, Venüs 25 Nisan'a kadar burcunuzda ve bu haftada size bu alanlarda destek veriyor. Güzelliğinize, estetiğinize daha düşkünsünüz. Kişisel bakımınızla ilgilenin, kendinize güzel alışverişler de yapabilirsiniz. Sevgili ikizler, bu hafta özellikle Merkür Retrosu devam ettiği için zaman zaman sosyal işlerinizde biraz böyle tıkanma ve gecikme hissedebiliyorsunuz ya da projelerde engeller karşınıza çıkıyor olabilir. Biraz sabırlı olun. Hafta sonundan itibaren Merkür düzelecek ve pazartesi günü doğacak yeni ayla beraber de bu gelecekle ilgili projelerinize, hedeflerinize daha rahat odaklanabileceksiniz ve belki de yeni bazı projeler, imkanlar karşınıza çıkacak. Sevgili yengeçler, evet bu hafta genel anlamda sizin için arkadaşlardan çok destek var. Yani sosyal konular, arkadaşlar, grup çalışmaları, ekip çalışmalarında keyif alıyorsunuz. Özellikle kadın arkadaşlar biraz daha etrafınızda fazla olabilir. Sevgili aslanlar, kariyer hayatınızda görev ve sorumluluklar, iş konularında evet verimli bir haftadasınız. Bunu iyi değerlendirmeye çalışın. Sevgili başaklar, genel anlamda aşk konuları, sosyal konular, özellikle uzak hedefleriniz, seyahatler olabilir, yabancı kültürlerle ilgili konular olabilir, akademik konular olabilir, eğitim gibi konular olabilir. Bunlar da faydalı bir haftadasınız. Daha çok hani elinizdeki işleri bir tamamlayıp bir toparlamaya çalışın ve hızlı bir şekilde de sonuç alabilirsiniz. Sevgili teraziler, bu hafta lütfen ilişkilerinizle ilgili sonlandırmak istediğiniz, yapmak istediğiniz, yenilemek istediğiniz ne varsa onlara bir odaklanıp planlamaya çalışın. Özellikle hafta sonu daha fazla sorgulama içerisinde olacaksınız ilişkilerinizle ilgili. Artık gözden geçirmeleri tamamlayın. Yanlışları düzeltmek için bir fırsat size bu hafta sonu. İlişkinizde, partnerinizle, eşinizle olan problemleri çözmek için de fırsatlar çıkabilir. Önümüzdeki hafta doğacak Koç yeni ayıyla beraber zaten ilişkilerde yeni bir açılım söz konusu. Sevgili akrepler, bu hafta genel anlamda Venüs eş ve partnerden yana size keyif veriyor. İletişiminiz güçlenebilir, ilişkiniz güçlenebilir. Belki de güzel bir etkinlik, kısa da olsa bir böyle keyifli seyahat planlayabilirsiniz. İş ilişkileri, toplantılar, görüşmeler içinde verimli bir hafta. Ancak imza atmak için ayın 16'sından sonrasını bekleyin, daha faydalı olacaktır. Sevgili yaylar, evet bu hafta genel anlamda sevgili yaylar sizin için biraz daha böyle günlük hayat, sağlık konuları, iş ve mesleki konularda destekler almanız mümkün görünüyor. Bir yandan da günlük iş temponuzda, iletişimle ilgili konularda, yakın çevre ilişkilerinizde hiç ummadığınız yerden bazı yardımlar da alabilirsiniz. Örneğin uzun süredir küs olduğunuz bir kişiyle ilişkileriniz düzelebilir, yakınlaşabilirsiniz. Duygusal anlamda tatmin olabileceğiniz gelişmeler olabilir. Sevgili oğlaklar, bu hafta genel anlamda kariyer konularında biraz daha böyle hırslısınız. Kendinizi güçlü bir şekilde ifade edebiliyorsunuz. Aşk konusunda Venüs'ün çok güzel destekleri var. Çocuklarla ilgili konularda Venüs'ten çok güzel destekler alıyorsunuz. Güzel seyahat, gezi planları yapabilirsiniz. Veya yaratıcılığınız, yetenekleriniz, hobileriniz her neyse onları ifade edebileceğiniz imkanlar karşınıza çıkabilir. Bunlara zaman ayırın. Gerçekten çevrenizden de takdir görebilirsiniz. Sevgili kovalar, ailevi konular ve anne baba ilişkileri öne çıkıyor. Biraz daha sıcak ilişkiler kurmanız mümkün. Ev ortamında da güzel koşullar oluşabilir. Evinizle ilgilenin, biraz doğayla ilgilenin, tabiatla ilgilenin. Bunun için de güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Kendinizle ve kişisel bakımınızla da özellikle hafta sonu ilgilenirseniz sağlık açısından da çok faydalı olabilir. Sevgili balıklar, hafta genelinde genel anlamda siz de sosyal ilişkilerden, yakın çevre ilişkilerinden daha fazla destek alacak burçlardan birisiniz. Yaratıcılığınız çok güçleniyor yazılı veya görsel anlamda, sözel anlamda kendinizi iyi ifade edebileceğiniz bir
haftadasınız. Bunu da iş ve özel ilişkilerinizde iyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani sanatla ilgilenin bu hafta. Yakın çevre ilişkileri de güçleniyor. Uzun süredir görüşmediğiniz bazı akrabalar, kardeşlerle görüşebilir. Kısa veya uzun bazı seyahatler yapma imkanları da bulabilirsiniz sevgili balıklar. Arkadaşlar, özellikle sosyal çevrenizde de sizi destekleyecek güçlü kişiler var. Bunlar biraz böyle yetkili kişiler, yaptığı işte uzman, elinde yetkisi olan kişiler de olabilir. Bunlar da size amaçlarınız doğrultusunda hafta genelinde destekleyebilir. İletişime önem verin. Evet, bunlar haftanın genel yorumları. Haftalık yorumları burç burç tabii ki yayınlıyoruz. Özellikle haftalık videolarda daha fazla ayrıntılı bir bilgi almak için haftalık videolarımızı öz burcunuzla birlikte lütfen yükselen burcunuza göre de izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.